Hi guys, bonjour. Arkadaşlar, Fransa sokak lezzetlerinden herkese günaydın. Arkadaşlar, kurbağa yiyoruz ya. Seni çoğaltacağım oğlum. Ah, ne kadar güzel. Koydun mu bak şimdi hop. Benimki aşkım. Bye. Aşkım benim. Kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki de Fransa'dayız ve Fransa'da sokak lezzetleri çekmediğimiz Paris'teyiz madam. Paris'teyiz madam. Paris nerede? Hayranlar geliyor. Arnavutköy'de mi? Nerede? Doğru diyorsun Cem Yılmaz. Evet, bugün tabii ki güne kruvasanla başlayacağız arkadaşlar. Çok güzel bir kruvasancı var. Normalde Paris'te Cedric diye bir adam. Hani bu kocaman hamurları alıp böyle masaya vuruyor. Allah Allah. Bölüyor, sallandırıyor falan. Şaka ya. Yapıyorum. Bak kısaca bir videosunu gösterelim. Görelim. Gördük. Normalde oraya gidecektik ama bugün kapalı yazıyor. Çünkü olimpiyat tarihlerindeyiz şu anda. O yüzden biz başka bir yer bulduk. İlk durağımız kruvasan. Hadi gidelim kahvaltı o zaman. Kahvaltıyla başlıyoruz. Madame Tussu bas. Bugün... Arkadaşlar geçen Selen'le yolda yürüyoruz. Selen bir tane manav gördü. Hani Paris'teyiz ya. Hani ömründe ilk defa manav görmüş gibi. Ah, ne kadar güzel. Sanki ömründe ilk defa gördün. Ama hayır. Al, al sana. Tavuk çevirme acı. Sabah sabah. Çok iyi biliyor musun? Uuu, şu akan yağına bak. Bakery'e geldik, fırına. Çok meşhur bir yermiş arkadaşlar burası. Evet, çok bayağı meşhur. Tarihi milattan önceye kadar dayanıyormuş. Yok şey. Osmanlı'dan. Aşkım milattan önce daha geri. Şu inanılmaz güzel bir şey. Peynir dolgulu. Ondan evet. Alacağım sana. Bir iki tane farklı seçenek alıp deneyelim, yorumlayalım. Anladım ama çok doymayalım. Çok da doymayalım. Evet. Olur. Güzel dostlar, menümüzde sabah kahvaltımızda şu an tabii ki kruvasan var. Yanında bir tartelet tatlımız var, onu sona saklayacağız. Ve onun yanında da nata dediğimiz şu içi peynir dolgulu çok güzel bir hamur işi var. Onun yanında da afiyet Amerikan olsun gülüm benim, ye bakayım oğlumuz tekmelesin seni bir iyice. Hayatım şimdi şöyle, evet. Fark ettiysen Fransa'da hamur işleri ağırlıklı. Aynen evet. Değil mi? Aynen. Böyle işte ne bileyim baget. Kruvasan. İşte hep hamurla yapılan şeyler. Böyle. Bagetin niye meşhur olduğunu ben sana söyleyeyim mi? Çok eski dönemlerde burada metro yapımında insanlar metro yapımında gece 4'ten önce fırıncılara çalışmayı yasaklamışlar. Fırıncılar da daha hızlı, daha kolay yapılabilen bageti bulmuşlar bu sayede. Birileri yani bir şeyi yasaklıyor. Birileri bir şeyi yasakladığı için adam bageti bulmuş. Çok kötü ama. He? Niye? Gece 4'ten önce çalışamazsınız demişler fırıncılara. Adamlar da bageti yapmışlar. Böyle bir bilgi. Tamam. Öğrendim ya, satacağım illa. Croissant. Croissant. Ama bir sana bir şey söyleyeyim mi canım aşkım, karım güzel sevgilim. Şu kruvasanı bizim Türkiye'de de lütfen biri meşhur etsin ya. Simit gibi olsun ya bu da. Hani çıksın yani, anladın mı? Sabahları şöyle fırıncı abilerim atsın fırına. Ya bu arada mesela çok geliyorsunuz, işte Paris'te en iyi kruvasan nerede yenir? Arkadaşlar o kadar fazla yerde yiyebilirsiniz ki zaten adamların genel olarak kültüründe var. Yani buranın meşhur bir ürünü. Birçok patisseride harika kruvasanlar yiyebilirsiniz. Bu çok mu iyi on üzerinden? Değil. Arkadaşlar. Demek ki her yerde yiyemez. Yok iyi. Tadı çok iyi. Ben söyledim. Tereyağı kokusu böyle burnunuzun içine giriyor. Adamlar kruvasan yapıyor diye Instagram'da 20 milyon takipçisi evet. Var adamın ya. Ama o şey. Kruvasan yapıyor ya. Bizde adam simit yapıyor diye adamın 10 milyon takipçisi yok, anladın mı? Selen'le bir tane reels attık Instagram'a. Orada şöyle hafiften öpüyor. Yoruma bir tane şey yazmış. Kurgucu sen ne iş yapıyorsun? Hani şey diyor, kat atsana oraya. Çok komiksiniz arkadaşlar, gerçekten öpüyorum sizi. Çok güzel. Peki şöyle bir şey yapsam. Ben çok seviyorum. Seni bozar mı? Tadına var. Oy. Ya. Oha. Çok iyi değil mi? Benim saçlarımın bu durumu... Beyaz.
Yaşlandın be. Arkadaşlar size bir şey... Her şeyi boş verin, kanala abone olmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim. Ayrı bir konu. Arkadaşlar zaman geçiyor. Gerçekten zaman geçiyor yani. Ne diyeceğimi bilemedim. Ne mesaj vermek istedim? Yani... hepimiz öleceğiz, hepimiz öleceğiz. Evet ya, evet ya, gidiyoruz. Yok yani. Niye? Hesabı ödemeden kalkıyorsun. Evet ya. Hesabı ödemeden gitti. Dışarıda dedim ki başta kadın hani önce mi ödeyelim sonra ödersiniz dedi. Yedik biz falan. Dalmışız video. Kalktık gidiyoruz, kadın arkadan geldi. Rezil oldum. Aşkım şimdi yine bir rezillik yaşayacağız, bekle. Kartımız boşsa. Şimdi şu kartların dolu olup olmadığını bilmiyoruz ve şurada bir güvenlik abi var. Hazır mısınız? Evet. Okut bakalım. Çok heyecanlıyım. Evet, sesiniz duydunuz. İki tane. 8 euro arkadaşlar. 2 kişi. Euro. Gerçekten çok pahalı değil mi arkadaşlar? Bir bilet alıyorsunuz. O bilet 1 saat geçerli. Bir her saat yere geçerli. Gidebiliyor. 1 saatten sonra yeni bilet almanız. Uyanıklara bak. Zaten bir yere gidiyorsun, bir şeye oturuyorsun. 1 saat geçiyor. Kartını da çekmedi. Nasıl ya? Koydun mu? Bak şimdi hop. Benimki aşkım. Bye. Aşkım benim. Aşkım. Yapma. 7 numaralı La Corneau'ya bineceğiz. Ne? Şuraya. Ondan sonra Sul Morland'da ineceğiz. Ne? Ne? Kızlar bana el yapar. Ben onlara locadan gel yaparım. Onlar da hemen gelir. Sarışın kızlar bana el yapar. Bu şey çok garip mesela. Burada katmanlar çok garip. Bir taneye binmek için bir kat aşağı iniyorsunuz. Diğeri için bir kat yukarı çıkıyorsunuz şöyle falan. Bir garip yani böyle. Bakın sen hamilesin. Yer verecekler mi? Bak hiç kimse kalkmıyor arkadaşlar. Yer var, niye yer versin? Gördünüz değil mi? Hiç kimse yer vermiyor. Bu arada zaman geçiyor. Evet, sizden aldığım bir öneriyle yine ekler yemeye geldik. Burası lökler, çok yaratıcı gerçekten. İçeride devasa, böyle bayağı büyük eklerler var. Zaten ekler de Fransa'ya ait bir tatlı. Evet, ne oldu? Ne oldu? Ne? Şimdi gir, yiyelim işte. Girelim, yiyelim. Şey, Mr. Beast çikolatalarına benziyor aynı. Ne güzel paketlemişler. Çok güzel görünüyor. Bak bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Gerçekten ürünün lezzeti kadar PR'ı o kadar önemli ki. Evet. PR'ın en büyük özelliklerinden biri görselliği bak. Şu görsellik insanı gerçekten cezbetmiyor mu? Çok güzel görünüyor. Ha? Evet. Hediyelik alırsın. Bak burada hediyelik yapmışlar zaten. Bozmayalım bu arada. Kaç euro mesela bir tanesi? 12,50. Ama böyle bir hediye için yani olabilir. Evet, güzel bir çikolata için verilebilir diye düşünüyorum. Burada da böyle. Ha, reçeller de var. Kavanoz görünce benim köylü kafa direk. Senin ordulu kafa direk meydanı çıktı. Reçele kayıyor. Arkadaşlar sizi dinledik bu arada. Size sordum Instagram'da nerede ne yiyelim. Siz de bana lökler değil ekler yiyin dediniz. Ve işte o an. Gerçekten çok güzel gidiyor. Şu da çikolata bu arada. Onu da yiyelim o zaman. Afiyet olsun. Hazır mısın? Evet, yapıştır. Nasıl? Çok iyi. Harbi mi? Bakar mısın? Bunu beklemiyordum bak. Oy. İç dolgusu tamamen arkadaşlar ekşi meyve. Buradan da taşmış. Oy. Oy. Çok iyi. 4 tane yerim tek başıma. Bir oturuş. Evet. Ciddi misin? Al sen de tadına bak hemen. Abarttığın gibi geldi bana. Oha aşkım. Oha. Nasıl? Oha. Çok iyi değil mi? Yemin ederim çok iyi. Çok iyi. Sanki tatlı çok sevmezsin. Kabı yaladım öyle yani. Arkadaşlar bakın bakın. Kabına... Tutağını sil. Kurgucu. Kurgucu, bir temizlik işlemi var kardeşim. Al bakalım. Kurgucu. Evet dostlar, şimdi çikolatalı ekler of, çok güzel bizi gözüküyor. Bekler. Bizi bekler, gel bakalım. Biz oradan bir oradan buluşsak mı ortada acaba? Hadi gel. Benim ağzımın yanı.
Oha! Hacım ağzını suya... bak izi var, yolu var bak. Ağzını suya aktı resmen. Bu ne ya? Bu var ya, bu tahrik eder insanı vallahi bak. Tampon, tampon, tampon. En son yediğim çikolatada ekler var ya, onun üzerinden 10 puan. Bu arada ilki passion fruitlu böyle değişik bir şeydi. İkincisi de fındık kremalı ve çikolatalıydı. İnanılmaz güzel. Tek sorun ıslak mendil. Yok kardeşim, ıslak mendilleri yok. Bu evet, kadar olmaz ya. Yani. Memlekette bak, ıslak mendil Fransızları yok. Fransızları temizlik konusunda sınıfta bırakıyorum. Kesinlikle eksi puan veriyorum. Japonya'da hatırlıyor musun? Adım başı yolda bile dezenfektan var yani. Hangi devirdeyiz ya? Peçete veriyor adam. Şey Apple mağazasına giriyormuşsun aynen, ya, adam aynen. Ekler öyle satıyor. Yani. Hani ekler deyip geçmeyin. Çok keyifli. Çok güzel, çok keyifli. Şimdi. Şimdiki rotamız ne? Benim hanımım. Şimdi bu güzel... Gülüşlerine. Hayranınım. Karım. İnsanını. Karısı. Şimdiki rotamız ne alaka diyeceksiniz bu güzel eklerin üstüne? Ne yiyeceğiz biliyor musun? Ama sokak lezzetleri çektiğimiz için bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Kurbağa bacağı ve salyangoz. Bonjour. Bonjour. Arkadaşlar Les Cargot Montelguild. Evet, Paris'teyiz. Burada yine sizin önerilerinizden geldi. 1832 yılından beri varmış. Kurbağanın bacağını yemeye geldik. Hadi hayırlısı olsun. Bunun içindeki sosa bandırıp yiyecekmişiz. Bunu normal elimizle yiyebiliyormuşuz. Bu da onion soup'umuz, yani soğan çorbamız. Arkadaşlar bunların üçü de burada çok güzel, çok sık tercih edilen, yenilen şeyler. Özellikle ilk kez yiyeceklerimizden biri kurbağa bacağı zaten. Ben daha önce hiç yemedim. Sen yedin mi? Yemedim. Yok, ilk defa yiyeceğim. Şimdi şuna bak. Arkadaşlar kurbağa yiyoruz ya. Ben şöyle alıyorum, başlıyorum. Güzel. Çok yumuşak bir et. Aynen. Ama o kadar fazla sarımsak bulanmış ki, o kadar fazla tereyağı, yani zeytinyağı ve sarımsak aroması var ki zaten etin tadı yok olmuş yani. Götünü yedin mi götünü? Şimdi götündeyim ben. Kurbağanın götü arkadaşlar. Kurbağa götü. Yapıştır. Çocuk içeride şey, anne. Anne ne yapıyorsun? Anne ne yiyorsun? Anne ne yiyorsun? Tavuğa benzemiyor mu tadı? Evet arkadaşlar. Tavuk tadı var. Tavuk tadı gibi. Tavuğun daha yumuşak, daha bir tık daha farklı bir tatlı hali. Kaç puan veriyorsun tavuk? Kurbağaya mı? Ayşe kurbağa götüne. Onun üzerinden 6. 6 iyidir. Çok beğenmedim. Ya beğenmedim evet. Şey alışık olarak beğenmedim. Alışık olmadığımız için de. Şu yağına ekmek banacağım. Ben yedim mesela. Onun içinde şöyle bir şey getirdiler. Bakın. Şöyle bir şey var. Şöyle alıyorsunuz dostlar bakın. Böyle kilitlendi. Bakın. Sonra şöyleli. Şöyle bir tane de şeyi var. Şu. Çatalı var. Şu şekilde içinden çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Bunu biraz çıkarmak zor. Hepsini çıkardığınıza şöyle, emin olun. Dostlar bakın. Şu şekil bir yaratık. Bunu yiyoruz. Sonra bunun içindeki yağını arkadaşlar şöyle. Ya sokak lezzetleri serisi bitsin ya. Ben seni sevmiyorum. Ya kimse çekmesin ya. Bu zirve oldu gibi ha. Neler yedim oğlum, kusura bakma ya vallahi. Biz bunları tamamen deneme amaçlı yedik. Ben... Yoksa ben de evde her akşam salyangoz pişirmiyorum. Şurası toplam kaç para? Hemen hemen 70 euro kadar falan olacak. Benim favorim olan soğan çorbasına geldik. Bu galiba şey ya, bildiğin kruvasan ekmeği. Aa şey baksana. Ne oldu ona bir anda ya? Çok, rengi değişti. Çok kötü. Yani daha iç açıcı bir manzara bekliyorduk ama. Ben soğan bekliyordum içinde. Oha! Bildiğin sadece soğan var. Ne kadar yaratıcı bu Fransız. İnsan içine iki başka bir şey koyar. Bak şöyle bir yorum yapayım. Bu çorba hasta çorbası. Neden? Tuzu az, böyle çok aroması, baharatı yok. Muhtemelen bu gerçekten sağlıklı da bir çorba. O yüzden mutluyum çocuğum için. Ama 10 üzerinden. Yani bildiğin soğan çorbası, pek bir olayı yok. Peki salyangozu 10 5. üzerinden? 10 üzerinden 5, 10 salyangoza. Üzerinden 7. Çünkü salyangoz yiyen bir insan olsam iyi bir salyangoz olduğunu düşünüyorum. Peki kurbağa götüne 10 üzerinden kaç puan verirsin? Ben kurbağa götüne 10 üzerinden 4. Çünkü sevmedim. O sosu mosu, o et tadını hep unutturuyor. Salyangozu 10 üzerinden 7.
Soğan böyle ağzınızda yumuşakça giderken mide bulandırıyor. Ya aşkım sen de var ya. Sevmedim. Gerek yok yani. Şu kadın gerçekten like'ı, aboneyi, cartı curtu çok hak ediyor ya. Hamile olunca anlayacaksınız. Diyeceksiniz yani, ya Selam bu videoları nasıl çekmiş öyle ya bu susar sıcakta. Susar mısın be? Gerçekten dediğim gibi hak ediyor yani. Niye biliyor musun? Çünkü şu ekmeklerin güzelliğini bir gösterir misin? Bir sus be. Çok güzel görünüyor. Bakar mısınız şunlara? Büyüklüğüne bak. Ay. Zaten ekmek başka bir şeyiniz yok. Şu kadın dediğimiz gibi like'ı da hak ediyor, aboneyi de hak ediyor. Bu kadın bu kadın. Şu sıcakta geziyor, tozuyor, duruyor. Ama bıcır bıcır. Ama bıcır bıcırlığından hiçbir ödün vermiyor maşallah. Ama bıcır bıcır. Öyle yoruldum ki sıcaktan. Ne anlatıyorsun be Adem be Seni Adem. Seni seviyorum ya. Ne tatlısın ya. Tatlısın. Boya posa bak. Oğluşumun babası. Akıllısın. Aşığım bir insan. Ya. Çoğalması güzel. Gereken bir insan olduğunu düşünüyorum Atakan'ı. O yüzden elimden geldiğince çoğaltacağım onu. Çoğaltacağım mı? Elimden geldiğince Atakan Özgür üretimi. Komik çocuk, komik bir adam. Oğlum da inşallah onun gibi komik olur. Aslında sadece beni ölsün diye açtım bu kaydı. Evet, ben çok konuştum. Ve evet dostlar, mekana geldik. Bakın şimdi şöyle bir şey dikkatinizi çekecek. Bizim yiyeceğimiz yer şurası. Yan tarafta da İstanbul şeyi var, dönercisi var. Bizim yüzsüzlük, bizim arsızlık. Dün sıra dün buradan sıra böyle buralara kadar bize gidiyordu. Dedik, ne yiyorlar ya bunlar merak ettik. Bir bakalım dedik. Kendince bu arada 1981'den beri arkadaşlar burayı işletiyorlar. Sadece krep değil yani krebi ne yapmışlar biliyor musunuz? Krebi çeşitlendirmişler. Mozzarella'lı, yumurtalı. Aklınıza gelecek her ürünü koyuyorlar içine. Peki bizim vatan hainliliği. Yanda İstanbul dönerisi var burada. Yunan. Yunan yerinde yemek yiyoruz. Olsun. Benim kafamla yan yana tutsana bir şunu ya. Arkadaşlar bak kafam kadar ya. Yüzün kadar. Vallahi yüzüm kadar. Çok büyük yani. Niye mayonez koydurmadık? Unuttum. Güzel ama. Yine yeniyor ha. Yiyor. Gidiyor evet. Ya. Ne yapalım abi? Yiyeceğiz. Bunu denemek isterseniz evde güzel bir krep hamuru yapıyorsunuz. Alt tabana. İçine bolca kaşar. Yumurtayı ilk yumurta önce bir seriyorsunuz. Seriyorsunuz. Ama bunun fırını, ocağı. Değil mi? Kurgacağım. Ben bunu dün zaten çok yedim. Bugün de özellikle geldim. Çok sevdiğim için onun üzerine 10 veriyorum zaten buna. Vay be bana. 10. Tabii ya. Evet. Ay. Oğlumu da öptüm. Suları hep at. Seni de öpeyim bir yandan. Çocuk arada bir tekmeliyor. Yani. Selen diyor ki gel 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 vurdu diyor. Ben tam tutuyorum be. Ben tam şöyle tutuyorum çocuk şöyle yapıyor bak. Bak ben hissederken çocuk içeride şöyle. Şöyle şöyle vuruyor vuruyor. Selen diyor söyleyeyim, ki. Söyleyeyim gel 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 vuruyor diyorum. Ben Atakan tam koşuyor. Çocuk böyle. Şöyle. Şöyle oluyor bak. Oynuyor mesela. Babam geldi. Sen gidiyorsun mesela sonra tekrar. Babam geldi de ya. Baba oluyorum ya. Sonduramız olan ice cream. Çok güzel gözüküyor. Gelmiş bulunmaktayız sevgili evet, dostlarımız. Evet ve burası da gerçekten sorbe konusunda tavsiye edilen yerlerden biriydi diye bir yalan. Yolda geçerken gördüm. Aslında yolda. Güzeldir diye düşünüyorum ya. Ha? Evet, baksana tabii. Tamamen çikolata chocolate üzerine ama kimse yok bir mu? Bir tane söyleyeceğim. Excuse me. Hi. Excuse me. Yoğurtlu var bak donmuş yoğurt, sorbe, klasik mango var, chocolate var, ment şokolata, ment, naneli şokolata. Onu deneyeyim, okey ment şokolata, yes. Naneli çikolata, yani burada da sonuçta çikolata meşhur olduğu için güzel olabileceğini düşünüyorum. Peki benim her gittiğim yeri, burası çok ünlü bir yer.
Dostlar. Zaman geçiyor. Zaman geçiyor. Merci, thank you. Oh, ne güzel nane koktu. Şey ya, sakız var ya bir tane. Naneli. Naneli. Evet, evet. Damla sakız. Korkucu. Kurgucu da şey hiç utanmanız yok. Kurgucu. Kurgucu şöyle edit yapıyor bak. Şöyle. Şöyle falan edit. O da kapatıyor mu acaba gözlerini? Al. Canım aşkım. O bu değil. Sen ne? Sus. Çok iyi naneler. Nane ve çikolatanın uyumu. Hı? Aynen. Bu arada size İstanbul'da da olan bir dondurma önereceğim. Nugaletto'da gidin, naneli dondurma yiyin. O kadar güzel, fresh bir tadı var ki. Böyle çok şekerli tatları sevmiyorsanız inanılmaz güzel. Bu da bayağı ferahlık veriyor değil mi nane olduğu için? Biz gittiğimiz her yerde dondurma deniyoruz. Evet. Bunu da deneriz. Bu da güzel. Dostlarım, yedik içtik, dostlar, doyduk. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Daha iyi sizin olsun diyoruz. Fransa sokak lezzetlerinin sonuna geldik efendim. Nasıl buldun yemekleri genel olarak? Güzeldi, çok iyiydi. Özellikle seninle vakit geçirmek çok güzeldi. Oğluşumuzla birlikte, kurbanın götü. Ah. Olsa da bir daha götten yesem diye kendimi zor tutuyorum. Kanalıma abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bye.